Türk savunma ve havacılık tarihinin en önemli projelerinin başında gelen milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşu için geri sayım sürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Koti, milli muharip uçak Kaan projesindeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alman Flug Revue ile bir röportaj gerçekleştiren Temel Koti, Kaan'ın ilk uçuşunun 2023 yılı bitmeden gerçekleştirileceğini bir kez daha duyurdu. Kaan program sürecine göre ilk uçuş, 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, TUSAŞ Genel Müdürü Koti, programa uyulacağı konusunda iyimser olduğunu belirtirken, tüm statik testlerden geçen Kaan'ın Mayıs 2023'teki törende hangardan çıkış yapan prototipine, Aradan geçen süre zarfında uçuşa elverişli iniş takımları ile uçuş kontrol bilgisayarının entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti. Kanun hayaketi Stilt, bir savaş uçağı olacağını vurgulayan Temel Koti, radar dalgalarını absorbe etmesi için TUSAŞ tarafından özel bir kaplamanın geliştirildiğini duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Koti, Özel kaplamanın test aşamasında olduğunu belirtirken bu kaplamanın ise ilk uçuşta yer almayacağını ekledi. TUSAŞ, KAN projesinde üretim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Raporajda kanun üretim faaliyetlerine dair bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Koti önemli bir gelişmeyi duyurdu. KAN programında ilk uçağın hangardan çıkması sonrası üretim çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini vurgulayan Koti Kaan'ın ikinci ve üçüncü prototiplerinin montaj hattında olduğunu açıkladı. Planlamaya göre ikinci Kaan prototipinin montaj faaliyetlerinin, 2024 yılının ikinci yarısının başında tamamlanması hedefleniyor.